Sen kaybettin Malik. Yusuf'u ağırlığınca altına bile satsaydın yine de zararlı çıkardın. Bu büyük bir kayıp. Kabul et, kaybettin. Yapacak bir şey yok. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Fırtınada kayboluşumuzu hatırlıyor musun? Hayvanların kuyunun önünde duruşun içindi sanıyorsun? Senin daha fazla kâr etmen için miydi? Yoksa Yusuf'u kurtarmak için miydi? O tuzlu suyun bir anda tatlı suya dönüşmesi de Yusuf'un bereketiyle olmuştur. Yusuf'a tokat attıktan sonra elimin kurumasını hatırlıyor musunuz? Yusuf'un duası ve dokunuşuyla iyileşmemiş miydi ha? Malik, beni ölümden kurtaran da oydu. Onun duasıyla iyileştim. Evet, Yusuf'un duasıyla. Yusuf sayesinde karlı bir ticaret yaptım ve bunca altın elde ettin. Yusuf sıradan bir çocuk değildi. Neden anlamıyorsun? Bunların hepsi bir işaret. Yalnızca peygamberlere bu işaretler verilebilir. Şimdiye kadar bunu neden anlamadım ki? Yusuf kimdi? Niçin soyu hakkında bilgi vermedi? Yazıklar olsun sana Feli! Keyfimi kaçırdın! Şimdiye kadar kazançlı çıktığımı sanıyordum. Oysa şimdi kendimi hüsrana uğramışlardan görüyorum. Yazıklar olsun bana. Ben bir köle değil, Allah'ın sevdiği bir kulu ya da onun bir peygamberini satmışım. Sözlerindeki güzelliği, davranışlarındaki asilliği nasıl da göremedik. O kin taşımayan kalbini ve yüce ruhunu nasıl da idrak edemedik? Ben bugünden itibaren kendi tanrılarımı bırakıp onun tanrısını seçtim. Kim ne derse desin. Ben bu büyük kaybı telafi edeceğim. Bir şeyler yapmalıyız. Nereye? Şimdi bir şey yapamazsın. Sabaha beklemeliyiz. Potifar Hazretleri'nin sarayı nerede? Dosdoğru gidin, sarayı göreceksiniz. Arıyorsunuz. Potifar ekselanslarını görecektik. Önce izin almalısınız. Yukarı gelin. Hadi gelin. Efendim bunlar efendi Potifar'ı görmek istiyorlar. Mısır Azizi Potifar'la ne işin var senin? Ona bir köle satmıştık. Ona dün satın aldığınız kölenin eski sahibi geldi deyin. Ne işiniz var dedim. Ondan bir miktar fazla para almışız. Kendisine iade edeceğiz. Bekleyin o zaman.
Ne oldu Radamun? Size dün köle satan tacir sizinle görüşmek istiyor efendim. Pek mutlu görünmüyorsun İbrani. Burada olduğum için mutluyum ama köle olarak değilim. Sana köleler gibi mi davranıyoruz yoksa? Davranışınız her türlü takdirin üstünde. Bu düşünce kölelik duygusundan kaynaklanıyor. Aferin. Düşündürücü ve yerinde bir cevap. Ben ona güveniyorum efendim. Çünkü o okuma yazma da biliyor. Uzun dili hariç her şeyi mükemmel gibi görünüyor ki dilini de biraz kısaltmamız gerek. Hanımefendi, emin olsunlar ki boş konuşan biri değilim. Potifar ve sizin izniniz olmadan konuşmayacağım. Aferin, böylesi daha iyi. Nerelisin? Annenin ve babanın isimleri ne? Sizin için ne fark eder ki efendim? Koyun otlatma ve çöllerde dolaşan insanların ne geçmişi olacak ki? Sizden görüş isteyen oldu mu? Ancak Yusuf'un güzel yüzü onun asil bir aileye mensup olduğunu gösteriyor efendim. Ne oldu tacir? Pişman mısın yoksa? Evet. Hayır. Niçin geldiğimi arz etmeden önce izin buyurursanız Yusuf'la yalnız konuşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz efendim? Lütfen. Anlıyorum. Yüzer sife alışan birinin ondan kopması kolay değil. Onlara yandaki salona kadar eşlik et. Görüyorsun. Yüzer siften ayrılmak onun için kolay olmamış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.